Saygıdeğer hemşehrilerimiz, öncelikle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz hafta başında milli eğitimimizin bazı eksiklerinden kaynaklanan gerek öğretmen boşluğu, yani öğretmeni olmayan okulların olduğu, gerek taşıma ihaleleriyle alakalı sıkıntıdan kaynaklı taşımalı sistemde öğrencilerimizin çekmiş olduğu sıkıntıları sizlerle hatırlatmıştık. Ve ilçelerimizden bunlarla alakalı birçok konuda bizlere bir nevi şikayet dilekçeleri, yani şikayet talepleri geldi. Bunları da kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Yine Yeşilova ilçemizden örnek verecek olursak, Yeşilova ilçemizde de sıkıntı diğer birçok ilçemizde olduğu gibi taşıma ihalesinin yapılmaması. Yani biliyorsunuz mazot fiyatlarının günümüzde 40 lira yaşam bandına ulaştığını gördüğümüzde, mazotların 20 lira olduğu dönemdeki taşıma fiyatlarıyla servisçiler haklı olarak bu sistemde karşı çıkıyorlar, itiraz ediyorlar. Çünkü onlar da sonuçta buradan bir para kazanmaları gerekiyor, buradan geçinmelerini sağlamaları gerekiyor. Milli Eğitim'e yaptıkları ihalelerdeki fiyatlarını gözden geçirmelerini tekrar tavsiye ediyoruz. Yine Yeşilova'da çok programlı lisenin yıkılmış olduğundan kaynaklı eğitimin öğrenci pansiyonunda devam ettiği tarafımıza bildiriliyor. Yine çatı tadilatı ile alakalı şikayetler daha hala devam ediyor. Güçlendirme yapılacak okullar ihaleye çıkıyor. Ancak ihale ne yazık ki aynı taşıma ihalesindeki gibi ne yazık ki daha yapılmıyor. Herhangi bir güçlendirme çalışması da birçok köyümüzde, okullarımızda yapılmamış durumunda. Tefendi ilçemizden gelen şikayetler ana sınıflarının bazı yerlerde olmaması, taşımalı sistemde ana sınıfının yer almamasından kaynaklı ana sınıfında okuyan öğrencilerin eğitimden mahrum kaldığını gösteriyor. Yine Gölüsar ilçemizde yollar birçok köyde ne yazık ki bozuk olduğu için servisçiler sadece fiyatı beğenmediğinden dolayı değil, yolların çok kötü olduğundan dolayı bazı köylere girmek istemiyorlar haklı olarak. Ama ne yazık ki o köylerde de çocuklarımız eğitimden, öğretimden mahrum kalıyor. Örneğin Elmalıyurt'ta Divre Mahallesi'ne örnek verebiliriz. Okulların kapasiteleri dolu olduğu için çift eğitim sistemi yapıyorlar. Yani sabahçı ve öğleci. Sabahleyin çok erken saatte başlayan bir kısım öğrencimiz de ne yazık ki akşamüstü çok geç saatlerde okulları bitiyor ve tekrar yerleşim yerlerine dönmekte zorluk çekiyorlar. Biliyorsunuz yaz saat uygulamasına son verilmişti. Havalar daha da soğudukça ne yazık ki sabah kalktıkları zaman hava çok kararmış olacak okulları başladığında, ya da tam tersi akşamüstleri okuldan çıktığında yine karanlık bir ortamda evlerine gitmek durumunda kalacaklar. Bu konuda da muhakkak ki okul sayısıyla alakalı yetersizliği düzeltmemiz gerekiyor. Bucaktan da gelen şikayetlere baktığımız zaman hem servis fiyatlarının hem kırtasiye fiyatlarıyla alakalı birçok konuda zorluk yaşandığı ile alakalı velilerimizden gelen şikayetlerimiz var. Aynı şekilde Bucak gibi bir ilçemizde de okullarının kapasitelerinin yetersiz olduğu ile alakalı ve binaların altyapı problemleriyle alakalı okul binalarının ne yazık ki birçok konuda şikayet geliyor. Çavdır'da hemen hemen tüm köylerde taşımalı eğitim olduğu için Çavdır merkeze çocuklar sabahın çok erken saatlerinde gelmek durumunda kalıyorlar ve az önce bahsettiğimiz gibi çift eğitim olduğu için sabah öğleci durumunda da yine akşam geç saatlere kadar yerleşim yerlerinden uzak oluyorlar. Yine geçenlerde bahsettiğimiz Kemer'deki gibi Çavdır'da da ve diğer birçok ilçemizde de öğretmen açığı söz konusu. Bizler 100 bin öğretmen atayacağız dediğimizde işte bu eksikleri çok iyi çalışmıştık ve bu eksikleri gidermek adına söylüyorduk. Muhakkak ki öğretmenlerimizin bir an önce okullara atanması gerekiyor. Öğrencilerimizle öğretmenlerimizi buluşturmamız gerekiyor. Söz konusu öğretmen atamalarına girmişken bir konu daha söyleyelim. Evet, seçimler öncesinde Cumhurbaşkanımızın mülakatı kaldıracağız sözünü tekrar hatırlatmak istiyoruz. Şimdi mülakatı kaldıracağızdan, liyakatı getireceğizden 3 kişilik komisyon kurup mülakata devam edeceğiz noktasına geldiler. Bu anlamda başta Cumhurbaşkanı olmak üzere tüm bakanları ve Milli Eğitim Bakanı'nı özellikle uyarıyoruz ki mülakatı son verip liyakatı getirmeli. Okulsuz, öğrencisiz, öğretmensiz okullarımızda muhakkak öğretmenleriyle, öğrencileriyle buluşturmalıyız diyorum. Saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum.